Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Eğitim ve Öğretim Uygulamaları 1 Plan. Plan, bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen ilkeler bütününü ifade eder. Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerini seçileceğinin, bunların öğrencilere niçin ve nasıl verileceğinin, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağının, elde edilen başarın nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlanıp kağıt üzerinde saptanmasıdır. Eğitim öğretim konusuna giren etkinlikler geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir. Bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde eğitim öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte planlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte planlanmalıdır. Plan yapmanın gerekliliği. Eğitim öğretim kurumlarında eğitim tekniklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu. Eğitsel yönden gereklidir. Eğitim ve öğretim planlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır. Eğitim öğretimin etkin, verimli olabilmesi planlamaya gereken önemin verilmesi ...ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleriyle olanaklıdır. Planlı çalışmanın yararları Planlar, öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan... ...uygulanabilir etkinliklere dayalı olur... Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini artırır. Öğretim programlarının planlanması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme, öğretme süreçleriyle araç ve gerecin seçilmesini, eğitim tekniklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. Eğitim, öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Eğitim, öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır. Plan yapmanın ilkeleri. Planlar çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme Aktif öğrenme, öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır. Planlama çalışmalarında öğrenme öğretme süreci etkin hale getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri, fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor ile okul çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır plan standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. Plan, eğitim öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. Planda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme öğretme yaklaşımları, araç gereç kaynakları, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. Her plan belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur. Plan, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim eğitim dalına ve amacına uygun olur. Plan çeşitleri eğitim öğretim çalışmalarında ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planı olmak üzere iki çeşit plan hazırlanır. Ünitelendirilmiş yıllık plan, öğrenme ve öğretme sürecinde plan yapmak esastır. Ayrıca plan ve planlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır. Ünitelendirilmiş yıllık plan, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır. Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde de bulundurulur. Plan öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak planlamada öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre planda gösterilmelidir. Ders işlenirken hazırlanan planda yer alan başlıklar dikkate alınır. Plan yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için planlama Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre bireysel L eğitim programları geliştirme birimince yapılır. Önerilen süre bölümünde her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir. İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken zümre öğretmenleri haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarı yıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır yıllık plan aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir. Ünitelendirilmiş yıllık planın yapılışı, Zümre Öğretmenler Kurulu ve Şube Öğretmenler Kurulu'nda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günlerde toplanıp toplanmadığını araştırılır. Bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır. Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre planlarını kendileri veya Zümre Öğretmenler Kurulu ya da Şube Öğretmenler Kurulu'ndaki ...ki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar. Hazırlanan plan okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. Öğretmen ünitelendirilmiş yıllık planın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleriyle birlikte not eder. Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda bireysel eğitim programı geliştirme birimi ile işbirliğine giderek planlarını güncelleştirirler. Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı Ders Planı ders planı bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü konuya ilişkin deney tartışma soruları proje ve ödevleri uygulama çalışmalarını ders araç gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu zümre öğretmenleriyle şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plandır. Ders planı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların planlamasıdır. Ders planında yer alan öğrenme öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders planının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur. Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde kılavuz kitap ders planı yerine kullanılır öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için eğitim öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan branş öğretmeni veya zümre öğretmenleri tarafından Ders planı hazırlanır ve uygulanır. Planı eğitim öğretim çalışmalarını daha düzenli hale getirmelidir. Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır her dersin eğitim programına ve konularının özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlamalıdır. Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgelemelidir. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır. Eğitim, öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır. Eğitim teknolojilerinin kullanılmasında kullanımına uygun olmalıdır. Ders planının hazırlanması. Ders planı hazırlanırken dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi, işlenecek konu örüntüsü, öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları, konunun işleneceği tarih ve olası süre, konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç gereç ile başvurulacak kaynakları Öğrenme, öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi, konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma, ihtiyaçlarını belirleme ve öğrenme, öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci, öğrenme, öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı saptanır. Ders planı örnek 1 açıklamalar. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. Bu ders planı öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiriyle ilgili kazanımlar, hedefe, hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. Bu ders planı ilk öğretim 1-5 sınıfları ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plan olarak yapılır. Ders Planı Örnek 2 Açıklamalar Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiriyle ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek, ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. Eğitim-öğretim çalışmalarının planlaması ile ilgili ortak hükümler her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planları okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır. Günlük planların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun planlar yapılabilir. Okul yönetimi bu işbirliğinin sağla danması için gerekli planlamayı ve görevlendirmeleri yapar. Her eğitim öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planları okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen planlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır. Ders planı hazırlama aşamaları Giriş, hazırlık, dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme, geçiş Gelişme, sunu, içeriği sunma, ara özet, tekrar, uygulama, genelleme yapma, dikkati sürdürme, alıştırma yapma, geri bildirim, dikkati sürdürme. Sonuç, ölçme ve değerlendirme, son özet, düzey belirleme, tekrar güdüleme. Hazırlık basamağı, dikkat çekme, Öğrenme dikkatle başlar. Sınıfta öğrencilerin duyu organlarına çok sayıda uyarıcı gelir. Bu uyarıcılardan kendine uyan, ihtiyacını karşılayanlardan birine zihinsel olarak odaklaşır. Bu zihinsel olaya dikkat adı verilmektedir. Duyu organlarına gelen bir uyarının şiddeti, yüksek ses, renk ve benzeri dikkati etkiler. Öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde yapılan ve öğrenciye ilginç gelebilecek uygulamalar dikkatin çekilmesi ve sürdürülmesini sağlar. Öğrencilerin dikkatleri üç değişik biçimde çekilebilir. Sözel uyarıcılar, görsel uyarıcılar, görsel ve sözel uyarıcılar. Güdüleme Bir Fransız atasözü şöyle demektedir. Bir atı suya zorla götürebilirsiniz ama ona zorla su içiremezsiniz. Eğer karşınızdakinde öğrenme isteği yoksa ona hiçbir şey öğretemezsiniz. Öğrenme öğrenen merkezlidir. Dolayısıyla öğrenme sürecinin etkin düzenlenebilmesi öğrenenin aktif katılımına bağlıdır. Öğrencilerin başarılarını etkileyen başlıca nedenlerden biri de konuya ilgi duymamalarıdır. Öğretmen dersin ilk dakikalarında bir şekilde öğrencilerin konuya ilgili olmasını sağlamalıdır gözden geçirme, hedeften haberdar etme Öğrenciler dersin sonunda ne öğreneceklerini başta bilirlerse, onu elde etmek için düzenlenen etkinlikleri takip eder ve bu etkinliklere isteyerek katılırlar. Bu amaçla ders sonunda öğrencilere duyurulur. Ancak dersin hedefleriyle ilgili olan bu öğrenmeleri öğrencilerin anlayacağı bir şekilde somut olarak ortaya koymak gerekir. Hedefin öğrencilerin anlayabileceği somutlukta ifade edilemediği durumlarda motive edici olmazlar. Geçiş, öğrenilenler arasında ilişki kurma. Her yeni öğrenme, bir önceki öğrenmeye dayalı bir sonraki öğrenmeye basamak oluştur. Öğretmenin yeni bilgileri verirken, önceki öğrenmelerden hareket etmesi öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrenmede süreklilik sağlar. Bu amaçla öğretme, öğrenme etkinlikleri düzenlenirken, öncelikle öğrencilerin konuyla ilgili ön şart öğrenmelerinin düzeyi bilinmeli. Öğretim etkinlikleri her öğrencinin bulunduğu seviyeden hareket edilerek düzenlenmelidir. Sunu basamağı, içeriği sunma. Karmaşık bilgileri anlamlı küçük parçalara bölünerek öğrencilere verilmesi bilginin daha kolay özümsenmesine yardımcı olur. Bilgilerin verilme hızı öğrencinin öğrenme hızını aşmamalıdır. Hızlı bilgi sunumu öğrencilerin bilgi işleme kapasitelerini aşacağından anlama olmaz ve öğrenme sürecinden kopmalar meydana gelir. Ara özet. Derste ara özetlemeler ve ders sonu genel özetleme olmak üzere iki tür özetleme yapılır. Ara özetlemeler sunulan her konu, her küçük adımın arkasından yapılır. Özetleme belirli bir periyotta ve giderek artan bir aralıkta sonraki derslerde de yapılmalıdır. Araştırmalar aralıklı yapılan özetlerin bilgilerin hafızada kalma süresini artırdığını göstermiştir. Tekrar yapma, tekrar öğrenilenlerin daha uzun süre hafızada kalmasına yardımcı olur. Ders süresince verilen bilgiler zaman zaman tekrarlanmalıdır. Ayrıca tekrar ilk anlatışta öğrenmeyen öğrencilere yeniden öğrenme fırsatı verir. Özellikle zor konuların kavranmasında ve becerilerin kazandırılmasında tekrar gereklidir. İnsan bir beceriyi tekrarlamadan öğrenemez. Tekrar belirli zamanlarda değil, dersin değişik zamanlarında yapılmalıdır. Konu niteliğine ve öğrenenin yeteneklerine bağlı olmakla beraber ara sıra yapılan tekrarlar sık sık yapılanlara göre daha etkilidir. Uygulama basamağı, genellemeler yapma. Verilen örneklerin yaşamdan, öğrencinin çevresinden alınması, öğrendikleri bilgileri karşılaştıkları durumlara daha kolay uygulamalarını sağlar. Örneklerin birbirinden farklı olması genellemelerini kolaylaştırır. Dikkati sürdürme. Öğrencilerin dikkatleri uzun süreli değildir. Ders süresince dikkatler çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle dağılabilir. Düz bir anlatımla öğrencilerin dikkatleri uzun süreli olmaz. Dikkatte süreklilik sağlamak için farklı öğretim etkinlikleri düzenlemek gerekir. Bir öğretmen dersin akışı içinde öğrencilerin dikkatlerini sürekli hale getirmelidir. Bunun için öncelikle iyi bir sınıf yönetim becerisine sahip olması gerekir. İkinci olarak öğretim etkinliklerini çok iyi planlamalıdır. Ayrıca dersini sunarken öğretim etkinliklerini öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde düzenlemeli, öğrenciyi aktif yapan birden çok yöntem ve tekniği bir arada kullanarak çoklu bir öğrenme ortamı oluşturmalı, dersini öğretim materyalleriyle zenginleştirmelidir. Alıştırmaları planlama. Uygulamada genel olarak öğrencilere bilgiler verilmekte, bunlarla ilgili alıştırmalar ya yapılmamakta ya da dersin sonunda bir ölçme ve değerlendirme etkinliği olarak planlanmaktadır. Alıştırma bir ölçme ve değerlendirme etkinliği olmadığı için dersin sonunda yapılmamalıdır. Alıştırma, dersin sunuşunda her bilgi biriminden sonra öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi uygulayabilecekleri bir durumu ifade eder. Bu şekilde öğrencilere öğrendikleri bilgiyi uygulama fırsatı verilerek hem bilgileri kalıcı hale getirilir hem de eksik ve yanlışlıklarını görmesi sağlanarak kendisine düzeltme imkanı tanınmış olur beden eğitimi, müzik gibi becerileri geliştirmeye yönelik ders alanları ile, deney ve problem çözümü gibi konularda da bu bölüm daha detaylı düzenlenir. Geri bildirimi planlama. Öğrenciler yaptıkları alıştırmalar ve verdikleri cevaplarla ilgili öğretmenin tepkisini bilmek, görmek isterler. Öğrenciler neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını bilmesi yeni öğrenme ve alıştırmalarda daha dikkatli davranmalarına yardımcı olur. Geri bildirimler öğrenciyi kırıcılı olmamalı, onları öğrenmeye güdülemelidir. Sınıf içinde öğrencilere sürekli geri bildirimlerde bulunmak dikkat ve öğrenme isteğine süreklilik kazandırır. Ölçme ve değerlendirme basamağı, planın son aşaması, öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirme aşamasıdır. Öğretmenler tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının farklı boyutları vardır. Bu sonuçlar öğrencinin başarı seviyesini göstermesinin yanında öğretmene öğrenme durumlarının düzenlenmesi bakımından da yol göstericidir. Son özet Bu bölüme kadar bir ders saati içinde sunulması planlanan konunun sunumu, uygulama ve alıştırmaları, geri bildirim ve düzeltmeleri yapılmıştır. Son bir özetleme ile dersin ana noktaları vurgulanır. Burada Dersin hedefi ile dersin ana noktaları arasındaki ilişkiyi öğrencinin görmesi sağlanır. Düzey belirleme, değerlendirme çalışmaları öğrencilerin düzeylerinin belirlenmesi amacıyla da kullanılabilir. Bu amaçla alınan dönütler gözlem formlarına işlenerek öğrencilerin başarı gelişmeleri, eksikleri izlenebilir. Tekrar güdüleme, dersin sonunda öğrencilere sonraki öğrenmeleri için istek uyandırılır. Güdülemedeki temel amaç sonraki öğrenmeler için ilginin devamlılığını sağlamaktır. Bilgi taraması 1. Soru 1. Türkçe öğretmeni Ebru Hanım hazırladığı ders planında Türkçe dersinde okutulacak metinler, öykü, anı, şiir ve benzeri Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin özelliklerini içerecek şekilde düzenlemelidir. Söz gelişi Osman Bey'in gördüğü rüya, Rumeli'ye geçiş, 1. Kosova, Ankara Savaşı ve Timur'la ilgili tarihi olaylar ve devlet adamlarının niteliklerini anlatan ilginç yazılar Türkçe dersinde okuma parçası olarak kullanılmaktadır kullanılabilir ifadesine yer vermiştir. Ebru Hanım'ın bu ifadesi ders planının hangi bölümünde yer alır? A. Giriş B. Sonuç C. Geliştirme D. Değerlendirme E. Dersin diğer derslerle ilişkisi Doğru cevap E. Dersin diğer derslerle ilişkisi Soru 2. 1. Hüseyin öğretmen derse yüksek sesle olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu diyerek başlamıştır. 2. Daha sonra arkadaşlar bu derste Shakespeare'ın hayatını ve eserlerini inceleyeceğiz. 3. Bu sayede Shakespeare'ın eserlerini okurken derindeki anlamları daha rahat bulup çıkaracaksınız şeklinde devam etmiştir. Buna göre Hüseyin öğretmenin numaralanmış cümlelerdeki ifadeleri dersin giriş aşamasındaki hangi bölümlere karşılık gelmektedir? Doğru cevap A. 1. Dikkat çekme 2. Hedeften haberdar etme 3. Güdüleme Soru 3. 1. Plan, eğitim öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. 2. Plan standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. 3. Plan, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur. 4. Her plan belli bir süreyi kapsayacak şekilde olmaz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri plan yapmanın ilkeleri arasında yer almaz? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4 E) yalnız 4 Doğru cevap E. yalnız 4 Soru 4. 1. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. 2. Eğitim öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. 3. Öğretmen ve öğrencilere bireysel çalışma alışkanlığı kazandırır. 4. Öğretmen merkezli, çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımlarını temel alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri planlı çalışmanın yararlarındandır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 1, 2 ve 3, E 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap C 1 ve 2. Soru 5. Nokta nokta. Öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda Program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Günlük plan B) Haftalık plan C) Aylık plan D) ünitelendirilmiş yıllık plan e gezi planı. Doğru cevap D. Ünitelendirilmiş yıllık plan. Soru 6. Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını ders araç gerecini içine alan, birinci derecede sorumlu olduğu zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plan olarak tanımlanan plan aşağıdakilerden hangisidir? A) Deney planı B. Ders planı C. Aylık plan D. Ünitelendirilmiş yıllık plan E. Yıllık plan Doğru cevap B. Ders planı Soru 7 Emre öğretmen sınıfa girer girmez kitaplığı sallayarak ''Deprem oluyor, deprem oluyor'' diye bağırmıştır. Sonra gülümseyerek öğrencilerine dönmüş ve ''Sakin olun, işte bu derste deprem anında neler yapılmalı, bunu öğreneceğiz'' demiştir. Buna göre Emre öğretmen öğretim durumlarının sırasıyla hangi iki basamağını kullanarak dersine başlamıştır? A) Ön bilgileri hatırlatma, uyarıcı materyalleri sunma, B) Hedeften haberdar etme, ön bilgileri hatırlatma, C) Dikkat çekme, geri bildirimde bulunma, D) Dikkat çekme, hedeften haberdar etme, E) Hedeften haberdar etme, geri bildirimde bulunma. Doğru cevap D. Dikkat çekme, hedeften haberdar etme. Soru 8. Yeni atanan Koray öğretmen, ilk öğretim 8. sınıf matematik ders kitabını incelerken bir eğitim öğretim yılı içerisinde hangi konuyu, hangi ünitede ve kaç ders saati süresinde anlatması gerektiği konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Buna göre Koray öğretmen aşağıdakilerin hangisinden öncelikle yararlanmalıdır? A. Ders planı B. Kazanımlar listesi C. Diğer ders kitapları D. Ünitelendirilmiş yıllık plan E. Etkinlik listesi Doğru cevap D. Ünitelendirilmiş yıllık plan Soru 9. 1. İçeriği sunma 2. Ara özet 3. Tekrar Yukarıda geçenler ders planı hazırlama aşamalarının hangi basamağında yer alır? A. Hazırlık basamağı B sunu basamağı, C uygulama basamağı, D ölçme basamağı, E değerlendirme basamağı. Doğru cevap B sunu basamağı. Soru 10. Öğrenciler dersin sonunda ne öğreneceklerini başta bilirlerse onu elde etmek için düzenlenen etkinlikleri takip eder ve bu etkinliklere isteyerek katılırlar. Bu amaçla ders sonunda öğrencilere duyurulur. Hedefin öğrencilerin anlayabileceği somutlukta ifade edilmediği durumlarda motive edici olmazlar. Yukarıdaki metinde ders planı hazırlama aşamalarının hangi basamağından bahsedilmiştir? A) Güdüleme B) Gözden geçirme Hedeften haberdar etme C. Tekrar yapma D. Geri bildirim E. Dikkati sürdürme Doğru cevap B. Gözden geçirme Hedeften haberdar etme Soru 11 1. İşleniş 2. Konu 3. Araç gereçler 4. Deney Gezi Gözlem Ünitelendirilmiş yıllık planda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunmaz? A. Yalnız 1. B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 3 ve 4, E 1 2 3 ve 4. Doğru cevap A, yalnız 1. Soru 12. Bir eğitim programında içeriği nasıl öğretelim sorusuna cevap veren boyut aşağıdakilerden hangisidir? A değerlendirme süreçleri, B hazırlık, C öğretim süreçleri, D amaç, E sorgulama. Doğru cevap C, öğretim süreçleri. Soru 13. 1. maliyet, 2. öğretmenin yönteme yatkınlığı, 3. kavratma kolaylığı, 4. konunun özelliği. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri öğretmenin yöntem seçimini etkileyen faktörlerden birisidir? A) yalnız 1, B) yalnız 2, C) yalnız 4, D) 2 ve 3, E) 1 ve 4. Doğru cevap C. Yalnız 4. Soru 14. Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini gerçekleştirmede katkı sağlar. Eğitim öğretim sürecinin ve ders programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlar. Yukarıda olumlu özellikleri sıralanan öğretim planı aşağıdakilerden hangisidir? A) Günlük plan B) deney planı, C) gezi planı, D) ünitelendirilmiş yıllık plan, E) ders planı. Doğru cevap E, ders planı. Soru 15. Mustafa öğretmen sabah okula giderken aklına gelen bir etkinliği sınıfta uygulamaya karar vermiştir. Sınıfa girer girmez öğrencileri gruplara ayırmış ve bu etkinliği uygulamaya başlamıştır. Mustafa öğretmen öğrencilerine neyi nasıl yapacaklarını açıklamak için gruplar arasında gezerken sınıfta bir kargaşa ortamı oluşmuş ve zilin çalmasıyla etkinlik yarım kalmıştır. Bu durumla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Öğrenci öğretmen çatışmaları B) Otoriter sınıf yönetimi anlayışının zayıf yönleri C) İyi planlanmamış öğrenme öğretme sürecinin verimsizliği D) Öğrenme öğretme sürecinde materyal kullanımının faydaları, e planlama sürecine öğrencilerini katmamasının zararları. Doğru cevap C. İyi planlanmamış öğrenme öğretme sürecinin verimsizliği. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.